Kendine kıyafet yaparak gizlenen başka canlılar da vardır. İşin ilginç yanı, bunların arasında bazı larvaların, yani yumurtalarından yeni çıkan yavru böceklerin de yer almasıdır. İşte izlediğiniz bu yürüyen mozaik aslında küçük bir larvadan başka bir şey değildir. Üzerine titizlikle yerleştirdiği küçük taş parçalarından oluşan kostümüyle kendisine mükemmel bir kamuflaj sağlamaktadır. Larvaların kıyafetleri tek tipte değildir. Küçük, düzgün odun parçalarından kıyafetleri olduğu gibi yapraklardan kendileri için yaptıkları daha geniş kıyafetleri de vardır. Bu canlılar yumurtadan yeni çıkmış, dış dünya hakkında hiçbir şey bilmeyen, hiçbir akla ve bilince sahip olmayan birer küçük tırtıldır. O halde hem de sırtlarına büyük ağırlıklar yükleyerek neden böyle bir şey yapmaktadırlar? Darwin'in evrim teorisini savunanlar bu soru karşısında çaresizdir. Bunlardan biri Alman biyolog Hoymar von Ditfurt, Dinozorların Sessiz Gecesi adıyla Türkçe'ye çevrilen kitabında bir tırtılın gösterdiği akılcı davranış karşısında şu yorumları yapar. İnsanı şaşkınlığa düşüren bu zekice buluşun asıl sahibi kimdir? Bu son derece özgün buluş kimin eseridir de tırtıl bunu doğumuyla birlikte ondan devralmıştır. Bütün bunların ancak oldukça akıllı bir insanın hayatta kalabilmek için başvurabileceği yollar olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Oysa tırtılın ne belli bir amacı tasarlayabilmesi ne de bu doğrultuda akıl yürütebilmesi söz konusu olabilir. Evrimcilerin de kabul ettiği gibi canlılardaki kamuflaj davranışı akılla düzenlenmiş bir yöntemdir. Bu aklın sahibi ise kamuflajı sergileyen canlılar değil, onlara hakim olan bir başka güçtür. İşte evrimcilerin itiraf etmek istemedikleri gerçek buradadır. Canlıların tüm bu harika özellikleri Allah tarafından yaratılmıştır ve onun sonsuz akıl ve bilgisinin birer kanıtıdır.